Merhabalar dostlar. Bitcoin serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Mustafa, Bitcoin geleceğin parası mı yoksa bir balon mu? Kritik soru. Bu ikinci bölüm ama son bölüm de olabilir. Kaderini gelen yorumlar belirleyecek. Önce onu söyleyeyim. Çünkü biraz çarpıcı şeyler anlatacağım. Ama Bitcoin fanatikleri biraz sert çıkabilir. Şimdiden onlardan özür diliyorum. Kendi fikirlerimi objektif şekilde anlatacağım. Bitcoin nasıl alınır satılır dediğim zaman az çok aklına geliyordur. Parasını veririm, Bitcoin'i alırım diye. Bitcoin yatırımı yapmak için ikinci bir satış kanalının daha olduğunu söylemiştim daha önceki videoda. Onu da anlatayım. Bitcoin, parayı verdim, Bitcoin'i aldım şeklinde Bitcoin marketlerden alınabiliyor. BTC Türk falan filan var diye biliyorum Türkiye'de. Veriyorsun parayı, senin flash diskine, hard diskine. Dijital cüzdanına. Dijital cüzdanına, bravo. Oraya yolluyorlar. İkinci bir yatırım yöntemi, Forex serisini izlemeyenler, izlesinler istiyorlarsa, biz Forex için de özel bir seri başlattık. Forex'te de bu Bitcoin'in üzerinden türetilmiş kontratlar ve o kontratlar üzerinden açığa alıp satma, tırnak içinde söyleyeyim, short ve long işlemi yapabilme şansına sahipsin. Aslında Bitcoin piyasasından tamamen bağımsız farklı bir piyasa. Orada oluşan fiyatlarla, fiyat sağlayıcıdan gelen fiyatlarla onlar üzerinden alış satış yapabildiğin ve oynaklık üzerinden para kazandığın, düşüşten yükselişten para kazanıp kaybedebildiğin bir sistem. Yani iki şekilde Bitcoin yatırımı yapabiliyorsun. Ama spot olarak almak, gerçekten cebine Bitcoin koymak, burada yaptığın, Forex'te yaptığın alış satış işlemi ise hiçbir şekilde Bitcoin ile alakalı değil. Onun değer artışı, kazanışı ya da kaybedişi üzerinden para kazanıp kaybetmek. Kaldıraçsız da olabilir, kaldıraçlı da olabilir. Burada kesip şimdi fikirlerimi anlatmaya başlayacağım. En sonunda da bu iki işlemle ilgili yorumumu anlatacağım ekstra olarak. Bitcoin geleceğin parası mı yoksa balon mu diye sordun. Peşin cevap vereyim. Bence balon. Neden? Çünkü Bitcoin bana kalırsa bir para değil. Daha önce para ile ilgili bölümümüzü hatırlarsan şayet saydığım hiçbir özellik Bitcoin'i para yapmıyor. Şu anda İnsanların dolara bile güvenmediği bir dönemdeyiz. En temel dayanak para birimi olarak görünen dolar bile aslında para değil. Ama saydığım paraların hep bir karşılığı vardı. Karşılığı olmayan paraların bile bir karşılığı vardı. Altın sikkeler, sonrasında kağıt paralar, kağıdın arkasında altın vardı. Sonrasında dijitale geçmiş bir kısmı fiziksel para, büyük bir kısmı dijital olarak aslında var olmayan sadece rakamsal para ve ona rağmen var olmayan, karşılığında kağıt bile olmayan paranın bile aslında bir karşılığı var. Her para biriminin arkasında onu üreten ülkenin evet Merkez Bankası ve dolayısıyla o devlet var. Daha da önemlisi, karşılığında nakit olmayan dijital banka hesaplarında duran o birler ve sıfırlarla oluşan paraların bile aslında karşılığı borç olarak var. Senin banka hesabında 1 milyon dolar varsa, nakit olarak yok elinde, kağıt parasal karşılığı da yok belki ama o 1 milyon dolar karşılık olarak birilerinin borcu. Borçtan türetilmiş bir 1 milyon dolarlık yazı görüyorsun internet bankacılığına girdiğin zaman. Peki kripto paranın dominant olarak da Bitcoin olarak söylüyorum. Bitcoin'in karşılığında ne var? Arkasında bir devlet yok. Yok. Çıkış amacı bu. Bir değerli maden var mı? Hayır, yok. Yok. Birilerinin birilerine olan borcu var mı? Yok. Banka hesabında bir para var ve o para birisinin sana olan borcu. Yatırdığın bankanın sana olan borcu aslında. Ödemediği zaman gidip boğazını sıkabileceğin bir banka var. Peki Bitcoin'de kimin boğazını sıkarsın? Birazdan sayacağım işler gelirse Bitcoin'in başına kimin boğazını sıkarsın? Flash belleğinle oynarsın. Bravo. Dayanak olarak başvurabileceğin ne bir merci, ne bir insan, ne bir kurum, ne bir devlet, ne bir değerli metal, hiçbir şey yok. Flash belleğin içinde bir yazılım var. Bir sabah birisi o şalteri bir indirse, o İnsan. Serverları bir kapatsa... Aynen öyle. O serverları kapatma değil o. Blockchain teknolojisi böyle bir duruma izin vermiyor. Yani bütün dünyadaki şalterlerin kapanması lazım. Olmayacak bir şey mi? Her şey olabiliyor. Gördük işte, bak neler yaşıyoruz şu anda. Şu anda mesela ben bundan 6 ay önce deseydim ki herkes evinde oturacak. Bütün dünyada herkes evinde oturacak. Ne arabalar çalışacak, ne uçaklar çalışacak. Ne sanayi ilerleyecek. Ne turizm. Ne turizm. Ne derlerdi bana?
Yapma. Alışkınım ben de. Söyle söyle. Hadi lan deli derler, değil mi? Ama oldu mu? Oldu. Oldu. Revolution dizisini seyrettin mi? Evet. Orada ne oluyordu? Bir uhrevi güç, bir şey oluyordu. Hı-hı. Ve dünya üzerindeki elektriksel her şey yok oluyordu. Evet. Bu olur demiyorum. Bu böyle olacaktır demiyorum. O bir kurgu. Kurgu zaten, aynen öyle. Ama başarısız bir kurgu. Neden? Yani şöyle düşün. Dünya üzerine bir uhrevi güç geldi ve elektriksel her şeyi aldı götürdü. Her şey nötr. Neredeyse bütün canlılar, insanlar, hayvanlar dahil, bütün canlılar o saniyede ölür. Neden? Elektriksel her şey gitti o dizide. Tamam. Şu sürtünmeyle oluşan elektrik falan oluşmuyor. Kalp neyle çalışıyor baba? Adrenalin. Kan, pompalama. Kalp çok düşük miktarda, düşük voltajda elektrikle çalışıyor. Diyorlar ki Amerika çok kötü duruma düşecek, perişan olacak, yıkılacak, dolar yok olacak. Bak dolara güvenmiyor adam. Doların yok olacağını ve geçersiz bir para birimi haline dönüşeceğine inanıyor. Ama Bitcoin'e güveniyorsun. Evet, o kazan Nasrettin Hoca'nın kazan doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne inanmıyorsun var ya. Ama Bitcoin'i arkasında hiçbir fiziksel temelin olmadığı Bitcoin'in geleceğin parası olduğuna bu kadar bağlı. İnternet bağlantın olduğu müddetçe, bilgisayarlar olduğu müddetçe, elektriğin olduğu müddetçe Bitcoin teknik olarak var olabilir. Evet. Bunlardan bir tanesi yoksa Bitcoin teknik olarak var olması imkansız ve ortadan birkaç saniye içerisinde silinebilir. Benim bir tespitim var Bitcoin'le ilgili. Zamanında bir araştırdığım zaman şu soruyu sormuştum kendime. Dedim ki Bitcoin dünya üzerinde parayı kaldırmak için veya yeni bir düzen parası olarak teknoloji devrim olacak ve bunun için üretilmiş, yaratılmış bir şey. Ama bakıyorum hala dolarla karşılaştırılıyor. Zaten abi hikaye o. Adam bak Amerika'nın yıkılacağına, doların yok olacağına inanıyor ama Bitcoin'in yok olmayacağına inanıyor. Peki kardeşim, şu anda Bitcoin, dedim ya sana, sen bana bir gün soru sordun bir videoda, dolar ne olur diye. Ben de dedim ki neye karşılık? Şu anda Bitcoin ne olur diye sorsan neye karşılık? Dolar. Dolar değil mi? Adam diyor ki Bitcoin 20 bin dolara çıktı. Evet. Şu anda diyor 5 bin dolar. Yahu senin fiyatladığın şey zaten kıyasladığın para çifti dolar. Sen bunu dolarla fiyat biçiyorsun ve diyorsun ki dolar yok olacak, bu var olacak. Evet. Diyorsun ki ben bir para birimi buldum ve bunun arkasında devlet yok. Devlet hiçbir kontrolü şey yok. Sadece arkasında ne olabilir biliyor musun? İnternet ve elektrik olduğu müddetçe sisteme bağlı bulunan belki milyon bilgisayar. Hı hı. Arkasında bu var. Senin işine yarıyor mu? O bilgisayarlara mı gidip hesap soracağım? Arkasında sadece bu var ve bu sadece bir yazılım. Cep telefonlara yüklediğiniz uygulamalar gibi bir yazılım. Başka hiçbir değeri yok aslında. Evet. Ona o değeri veren şey, şu anda ona 6000 dolar, 5000 dolar her neyse fiyatını biçen şey insan davranışları. Yarın öbür gün o insan davranışları başka yöne evrilecek. Bak bu bir Bitcoin bir balon mu? Evet bir balon. Bence bir balon ve bir moda. Moda nasıl? Çim adam biliyor musun? Bilmem. Bir ara modaydı, hatırlıyor musun? Evet. Tezgahlarda çim adam satılırdı. Bir tane uyanık, bir kadın çorabına biraz şey... Talaş. Şey doldurdu önce. Kuş yemi. Yok, çim tohumu. Üstüne de işte talaş, hafif toprak falan filan. Karıştı, geldi, bağladı. Üzerine de bir göz, bir ağız yaptı. Dedi ki bunu sulayın, çim adam olacak. İnsanlar da aldı. Dünyanın çim adamı satıldı. Çim adam da bir modaydı. Modası geldi geçti. 1 TL tutacak çim adamı 10 TL'den sattılar adamlara. Anladın mı? Ona o 10 lirayı yaptıran şey, ona o parayı veren insanlar. Evet. O insanlara onu aldıran da o modaydı. İşte Bitcoin de böyle bir moda. Ve bu Bitcoin modası da bir gün ya zorla ya seve seve bitecek. Yalnız tam tersini düşünenler de şöyle diyecek. Bu bir geçiş süreci. Devrim daha tamamlanmadı. Tamamlanana kadar tabii ki biz bunun karşılığında dünyanın en güçlü değeri dolar olduğu için bunu dolarla değerlendiriyoruz. Ama bir gün hepsi çökecek ve bu kalacak diye olabilirler. Onlara şunu soruyorum abi. Bana şunun cevabını versin. En sağlam savunan, Bitcoin'i en sağlam savunan insanlar o yorumların altına lütfen yazsınlar. Çok merak ediyorum. Amerika'da bir tane delinin kafası attı. Kore'de de bir tane delinin kafası attı. Ve birbirlerine nükleer başlıklı füzeler yolladılar. Ve bir anda ortalık karıştı. Rusya işin içine girdi. Çin işine girdi. İngiltere işin içine girdi. Bitcoin'ini nerene sokarsın? Sorun bu. Bitcoin'i en sağlam savunan adam
bu senaryoda Bitcoin'ini nereye sokacağını bana söylesin. O Bitcoin karşılığında ne alabileceğini, kime gönderebileceğini, karnını nasıl doyurabileceğini bana söylesin. Peki, Bitcoin'e ne zaman inanırım biliyor musun? Bana dersen ki, abi hiçbir şekilde bu teknolojide aksama olmayacak. O sisteme bağlı bilgisayarlarda hiçbir sıkıntı çıkmayacak. İnternet her daim var olacak. Ve elimdeki içinde cüzdanın yüklü olduğu flash bellekle Bakkal Ahmet'e gittiğim zaman bir adet ciklet alabileceğim. Her zaman bu tedarik sürecinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak garantisini ver bana. O zaman derim ki abi dünyadaki her şey silinir, Bitcoin gelir. Evet. Peki o zaman sana ben şunu sorayım. Yine o insanlar adına soruyorum. Bitcoin bir hayal ürünü o zaman senin söylediğine göre. Hayal ürünü bile değil. Yok. Yok. Peki karşılığı olmayan dijital şu anda hesaplarımızdaki TL de bir hayal ürünü değil mi? Bunun garantisi var mı? İnternet bitse, o banka hesabı çökse, o banka çökse, benim burada böyle bir param vardı diye kime koşacaksın, göstereceksin? Ne göstereceksin? Zaten onu diyorum ya. Abicim bankada duran para, dijital olarak duran para senin paran değildir diyorum. Bu o zaman aksini söylediğim... Bitcoin'in suçu yok. Tabii ki Bitcoin'in suçu yok ama Bitcoin daha da temelsiz. Bak diyorum ki sana, cebinde tutmadığın, sarılıp yatmadığın para senin değildir. Hatta cebinde tuttuğun, sarılıp yattığın kağıt para bile güven sağlamayacaktır. O yüzden ben diyorum ki altın gerçektir. O yüzden bir adım daha ileri götürüyorum. Altından da daha gerçek. Altın da aslında yalan. Dolar da yalan, altın da yalan. Gerçek olan şey buğdaydır. O yüzden ona bir tane video çektik. Ben altına bile %100 güvenmiyorum. Dolara %50, %60 güvenmiyorum. Nakit paraya %30, %40 güvenmiyorum. Bankadaki dijital olarak gördüğün rakama %10'sa güvenim. Bankada dijital olarak göremeyeceğin bile, karşılığının hesabını soramayacağın bile bir Bitcoin'e güvenim doğal olarak sıfır. Yani şu anda konuştuğumuz şey aslında Bitcoin'den çıktı. Şu anda konuştuğumuz konu şuraya geldi. Bir sistem var dünyada. Zaten bunu konuşabilmek için para nedir videosunu çektik ya. Sonra Murat Muratoğlu sağ olsun çok beğendi, aynısını kendisi de çekti. Dünya üzerinde bir sistem var. Bu sistemin içinde eğer üretmiyorsan paraya oynarsın, para kazanmayı oynarsın ve o para karşılığında barınırsın, karnını doyurursun vesaire. Sen şu anda diyorsun ki ben altına da güvenmiyorum, ben buğdaya güveniyorum. Buğday üretmeye başladım, mısır üretmeye başladım. Sen yavaş yavaş sistemden çıkıyorsun. Aslında şu, ben insan davranışlarının buğdaya doğru değişeceğini söylüyorum. Bundan 20 sene, 30 sene önce sorsaydın bana, o zamanki trendin dijitale doğru değişeceğini düşünerek sana bunun güzel bir temele dayandığını ve ileride para edeceğini söyleyebilirdim. Bak her şeye değerini veren ona insanların davranışlarıdır. Bir malın şunun değerini insan davranışı belirler. Hı hı. Ve ben diyorum ki insan davranışları doğaya dönmek, karnını doyurmak, buğday, hayvancılık, anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten üretim. İnsan davranışları bu yöne doğru evrilecek mecburen, evet, diyorum. Bundan bir sene önce de söylüyordum. 6 ay önce de söylüyordum. O zaman beni haklı çıkartacak bir gelişme yaşanmamıştı. Ama yaşanacağını biliyordum, evet, ve koronavirüs gelişmesiyle şu anda diyorlar ki, aa evet doğru söylüyormuşsun, gerçekten oraya gitti. Bunun devamı da gelecek. Koronavirüs benim korktuğum, korkutucu senaryo değil. Evet. Bunun devamı da gelecek. O yüzden insan davranışları artık dijitale değil, teknolojiye değil, daha çok üretime yönlenecek. Ülkeler bunu fark etti. Bak milli üretim seferberlikleri başladı. İçe kapanan tarımsal gelişmeler var. Bütün ülkeler tarımda içe kapanmaya başladı. Sadece birkaç aylık bir gelişme. Bunun ileride ne olacağını biliyor musun? Yarın öbür gün bu virüsün, şimdi mesela heveslidirler, Haziran'da bitecekmiş. Haziran'da bitecek. İnşallah biter. Ama var mı garantisi bu virüsün mutasyona uğramayıp bir dalga daha koymayacağına? Ya benim orada çok kötü bir beklentim var. Bir senaryo çiziyorum aklımda. Şimdi az önce bak camiden uyarı geldi. Bahar geldi, yaz geldi ama salgın bitmedi. Dikkat edin diye. İmam Efendi böyle söylüyor ama hükümetler böyle söylemiyor. Hükümetlerin üstünde baskı var. Hükümet çarkını da döndürmek zorunda. Onu, evet, da anlayabiliyorum ben. O baskıyı üzerinden atmak zorunda. Ve bir gevşeme olacak. İnsanlar da evde sıkıldı. Hükümetin ipleri biraz gevşetmesiyle insanlar çıkacak ve bence bundan daha büyük bir kaosla yüzleşebiliriz.
Evet, salgın daha çok bir, daha bir daha büyük bir hale gelebilir. Yani matematiksel olarak baktığın zaman bu söylediğin şey bir küçük ihtimal değil. Değil. Matematiksel olarak büyük bir ihtimal. Maalesef bunu anlatamıyoruz. Daha doğrusu anlatıyoruz. Anlayanlar zaten bizden daha iyi biliyorlar. Fakat buna karşı şu anda kurulan sistemi, şu anda arabaların, uçakların çalışmaması, sanayinin bitmesi, her şeyin durma noktasına gelmesi maalesef içe doğru çökertiyor dünyayı. Ve yöneticiler artık bundan kurtulmak için bazı zararları göze alıp tekrar kapıları açmak zorunda, tekrar harekete başlamak zorunda kalacaklar. Neyden kurtulmak? Amerika'da seçim var baba, Amerika'da seçim var. Trump şeyi kurtarmak zorunda. Evet. Seçime kadar hikayeyi çevirmeye çalışmak zorunda. Bir videoda söylemiştin ya, daha gündüz olmadı, daha enkazı olmadı görmedik. Olmadı tabii ki. Enkazı mesela kapılar açıldığı zaman göreceğiz. Hayat normale döndü. Hangi normal? Dedikleri zaman gerçekten insanlar normale dönecek mi? Bak bana hayat normale döndü derlerse bile ben yine insan içine çıkmayacağım. Ben yine senden 1,5 metre uzak duracağım. Ben yine gereksiz alışverişler yapmayacağım. Trump'ın önerisini duydun mu? Of! Şırıngayla dezenfektan mı dedi? Çamaşır suyu. Dezenfektan. Çamaşır suyu gibi bir şey dedi dezenfektana insanlara. Dezenfektana diyor, şırıngayla diyor, versek diyor, enjekte etsek diyor. Hastaları toplayıp gaz döküp yaksak abi kadar. Abi onun üzerine tartışmayacağım. Joe Biden mıydı şey demiş. Yani bu açıklamayı yaptığıma inanamıyorum ama sakın diyor öyle bir şey yapmayın. Şaka hastalığı mi? İyileştirmiyor ama güzel oluyor. Ya hikaye, şey, ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Diyorum ya ben genellikle özel konuşmalarımızda ve birkaç videoda da Amerikan halkı aptaldır diye. Bu Amerikan halkına hakaret olsun diye söylenen bir şey değil. Amerikan halkı aptal bırakılmış bir halktır. Şu cümleyi görünce hani bunu insanlara enjekte edelim diye doktora söylüyor ya. Bunu söyleyen Amerika'nın başkanı. Bu cümleyi görünce benim aklımdan şey geçiyor. Ulan siz halka ne yaptınız da seni seçtiler, başkan yaptılar diyesim geliyor yani. Bunun başka bir izahı, başka bir yorumu olamaz yani. Sevmeyeni yani, de çok ama da. Efendim? Sevmeyeni de çok. Sevmeyeni çok da çoğunluk bunu seçti. Yani, doğru mu? Evet. %50 işte. Hadi seçiyor. 50. Tamam ha. Hadi 50. Ya zaten orası senaryo, orada bir şey var. Hani orada tenis maçı gibi. Evet. Bir onlardan bir bunlardan başkan geliyor. Trump kaybedecek mesela başkanlığı. Garanti. Yatırım tavsiyesi değildir ama. Şartlar ne olursa olsun Trump kaybedecekti zaten başkanlığı. Onlar çünkü tenis topu gibi verirler birbirlerine. Ya arkadaş siz nasıl cahil bırakıldınız? Evet. Nasıl aptal bırakıldınız ki böyle bir adamı başınıza seçtiniz? Diye sorasım geliyor. Burama kadar geliyor, soramıyor. Çok da şey yapma ya. Evet. En başta kesmiştik ya konuyu. Yatırım nasıl yapılıyor, iki şekilde yapılıyor. Aha. Şimdi onu yorumlayacağım. Bitcoin için Forex ve benzeri piyasalarda alsat işlemi yapıp para kazanan, kaybeden adamların yatırım yapmasında bir sakınca görmüyorum. Çünkü ha Bitcoin, ha dolar TL, ha altın, ha petrol fark etmez. Bunlar da zaten bir şeyden türetilmiş. Bir değere karşılık türetilmiş ürünler. Evet. Bitcoin sadece daha riskli, çok daha acayip hareketler yapabiliyor. Yani birkaç gün içerisinde 5.000 dolardan 20.000 dolara, 20.000 dolardan tekrar 3.000 dolara düşebilir. Bir de arkasında yorumlayabileceğin bir tüyo alabileceğin bir durum yok. Yok, evet yani. Ne belirliyor? Bitcoin'in başkanı çıkıp işte daha fazla Bitcoin basıyoruz diyemiyor bir anda falan gibi. Ama sert hareketleri var. O adamlar için yapıyorsa yapsın. Ha Bitcoin almış, ha Brent petrol almış. Hiçbir farkı yok Forex tarafında işlem yapan için. Ama gerçekten para verip spot olarak elektronik cüzdanına, flash belleğinde yüklü olan elektronik cüzdana Bitcoin satın alan adam için durum farklı. Bitcoin'in şalteri bir gün kapanacak diyorum. Ama buna tarih veremem. 15 gün sonra da olabilir, 15 yıl sonra da olabilir. Daha önce anlattığımız şeyler hayal gibi geliyordu. Bugün yaşıyoruz, yaşayarak görüyoruz. Olmaz denilen oluyor. Şimdi yarın öbür gün içinde olmaz denilen olacak. Bitcoin'in şalteri bir sabah uyandığınızda kapanacak. Buna %100 eminim. Dünyada yerinden oynamaz. Sadece cebinde Bitcoin tutan mutlu azınlık artık mutlu olamayacak. Daha bu işin bir de yasal mevzuatlar tarafı var. Orada da büyük bir belirsizlik. Yarın öbür gün devletler anlaştı kendi aralarında ve Bitcoin'i yasa dışı ilan ettiler. Bitcoin kullanıcılarını da suçlu ilan ettiler. Durum ne olacak? Evet. Şöyle zannetmeyin, Bitcoin takip edilemediği için
bize hiçbir şey olmaz, Bitcoin sahiplerine hiçbir şey olmaz çünkü bu takip edilemiyor demeyin. Çünkü onu paraya döndürdüğünüz bir yer var. Teknik olarak Bitcoin, evet, para gibi dijital sistemde, yani bankacılık sisteminde nereden gelmiş, nereye gitmiş takip edilemiyor olsa bile, uyuşturucu da aynı şekilde takip edilemiyor mesela. O da organik bir madde. Ama onunla da bir mücadele var ve onun takasında da büyük problemler var ve devlet çöküyor. Organik mi? Uyuşturucu organiktir. Yani pardon, hepsi değil. Yani sentetikleri de var. Organikleri de var, sentetikleri de var. Özür diliyorum. Dediğim gibi yasal mevzuat tarafı da netleştiği zaman başka bir şey çıkabilir. Sadece bilgisayar olmaması, internet olmaması, elektrik olmaması falan filan gibi problemlerin dışında yasal mevzuatlar olarak da boğabilirler. Şu anda zaten bütün dünya ülkeleri birleşse ve bir haber çıkarsa, deseler ki biz bunu suç kapsamına sokuyoruz, kullanıcılığını da suç kapsamına sokuyoruz. Zaten Bitcoin yok olmasa bile 5000 dolarsa 100 dolara düşer, 30 dolara düşer yani. Gerçekten düşer. Sadece bunun söylentisi bile Bitcoin'i yıkmaya yeter. Bu güzelmiş, acaba biz de mi yapsak diyen devletler olmuştu zamanında. Bu olabilir. Bu başka bir pencere. Onu ayrıca konuşuruz. Devletler dijital paraya, devletler kripto paraya geçerse legal bir zeminde bu olabilecek bir şey. Ama kripto para, birisi çıkıp ortaya ben kripto para çıkardım, bütün dünya finansal sistemini tek başıma yıkacağım diyorsa kusura bakmayacak. Çünkü hayat sadece dijital yazılımdan ibaret değil. Hayat, sen şimdi sokağa çıkamıyorsun. Neden? Çünkü başında toplumun senin başına getirdiği her bir şey çıkardı. Dedi ki sokağa çıkamazsın. Sokağa çıkamazsın dediği zaman, sokağa çıkamazken sen tek başına finansal sistemini, adamların kurduğu finansal sistemi nasıl yıkacaksın baba? Bana bir söyle ya. Evet. O yüzden benim için Bitcoin bir modadır ve çok büyük bir balondur. Yarın öbür gün birilerinin elinde patlayacak büyük bir balondur. Bunu da yaşayacağız ve göreceğiz. Bak, bunda hiç tereddütlü değilim. Sana böyle olabilir demiyorum. Bitcoin balonu patlayacak. İnsanlığın kuruluşundan itibaren gelmiş bir, hani, değer olan altına bile güvenmiyorum dedikten sonra Bitcoin'e nasıl güvenirim? Ben de yani çok güvenemiyorum. Ha mesela. Benim yorumum da o yönde. Bak ben mesela şey dersem, altına bile güvenmiyorum derecesinde ileri gittim ya. Yiyemeyeceğin için, karnını doyurmadığı bak, için. Buğdaya güvenmiyorum dersem sana, beni akıl hastanesine kapat. Bu kadar açık söylüyorum. Çünkü güvenmen gereken şey burada. Bu seni hayatta tutan, en temel içgüdünü besleyen şey bu. Evet. Öbürleri moda. Altın bile bir moda. Altına da değerini veren insan davranışı. Evet. Yarın öbür gün insan davranışı değişirse, ki değişeceğini öngörüyorum, altının değeri de değişecek. Bak petrolün değeri nasıl değişti. 80 dolardan 20 dolara, sonra da eksi 40 dolara gittiğini gördün. Evet. Kontratın. Neden? Çünkü insan davranışı. Petrol insan davranışları dolayısıyla kullanılamaz ve talep edilmeyen bir ürün haline geldi. Fiyatı da eksi 40 dolara vurdu. Bir felaket senaryosu olduğunda, o geçiş sürecindeyken altın bir kıymet olabilir. Kaçacaksındır. Gemideki abiye verirsin. En rahat takas aracı. Evet, evet. Seni bir gemiyle karşı kıyıya geçirtebilir. Ya da işte bir diş kırarsın. Tabii. Bir çuval un alırsın, buğday alırsın. Ama 3 ay sonra. O bile gelecekte bir umut varsa işler. Evet. Hani 3 ay sonra işler sarpa sardı. O adam, sen ona değil altın, neler verirsen ver, o sana o buğdayını vermez. Bak, daha önce duyduğum, benim üretimim olmayan bir cümle söyleyeceğim. Çok beylik bir laf ve %100 inanıyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl olacağını bilmiyorum. Ama dördüncüsünün taş ve sopalarla olacağına eminim. Bu benim lafım değil. Ama doğruluğu %100. Onu ayrıca bir bölümde konuşuruz. Bitcoin için buraya gelmiş insanlara. Bitcoin için buraya gelmiş insanlar, lütfen hakarete varmayacak şekilde, yani çok böyle çok ileriye gitmeden bağlıysanız konuya. Yani ben kendi fikrimi söyledim. Bunu da söylemekte özgürüm diye düşünüyorum. Siz de o size ayrılan aşağıdaki yorum alanına kendi fikrinizi söylemekte özgürsünüz. Ben de ona son derece saygı duyacağım. Evet. Ve gerçekten onları da duymak istiyorum. Belki de öyle bir yorum gelecek ki benim kafamda bambaşka bir yere götürecek beni. Çıkacağım, özür dileyeceğim. Diyeceğim ki ya ben böyle düşünüyordum. Ama yanlışmış. Ben çünkü sabit fikirli bir adam değilim ki. Dostlar, teşekkür ediyorum izlediğiniz için.
Umarım kafanızda bir şeyleri oynatabilmişizdir yerinden. Yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Beğendiyseniz de beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yazmayı, bla 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 onları biliyorsunuz. Şimdilik teşekkürler. Aynen. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.